Tanınmaz ve baskılar sürerse burada AKP'de hemen sınıfta hemen kalır. Aynı şeyleri tabii tabii AKP'de sınıfta kalır ifadesini kullanmış. Ee, Selahattin Demirtaş'la ilgili dikkat çekici bir bölüm var. Cezaevinde ziyarete olacak galiba. Hala bunu düşündüğünü ama uygun bir zemin aradığını söylemiş. Uygun zeminde, uygun koşullarda ifadesini e, kullanmış e, ve e, orada da şöyle dikkat çekici bir bölüm var. Hemen onu da okuyayım e, seyircilerimize. Diyor ki çok faydalı bir ziyaret olacak. Sembolik değil de adeta bir çalışma toplantısı olarak Sayın Demirtaş da bunu yapmak istiyorum. Ziyaret edeceğim ama henüz takvimlendirmedik. Bu arada bu kayyuma tepki göstermişlerdi. O sürecin de devam edeceğini ve mesela Ahmet Türk'le de bir kahve içmeyi planladığını söylüyor. Genel olarak hani başlıklar böyleydi. Bu röportajda okuyabilirsiniz. Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlamış. CHP lideri Özgür Özel e, ve e, çok da geniş bir e, şey, e, röportajı olmuş. Az önceki başlıkları itibariyle de önemli ölçüde e, konuşulacak, e, öyle görünüyor. Peki, o zaman Hazır Turhan Çömez buradayken kim kiminle görüştü, niye görüştü e, kısmını da hatırlatarak bir iyi partiyi de sormamız lazım. E, Akşener, Erdoğan. Hala Parti içinde ya nedir bu görüşme, niye görüştü, ne oluyor, kim nerede pozisyon aldı sorularını soruyor musunuz? Hayır. Yoksa, ha hemen, sormuyorsunuz. Hemen Sizin hemen için fotoğraf söyleyeyim. net mi? Bizim için fotoğraf son derece net. Nedir? Bakın Sayın Akşener bizim kurucu genel başkanımızdır, bizim için çok kıymetlidir, değerlidir, bir görüşme yapmıştır. O görüşmeye giderken de özellikle yakasındaki rozeti çıkartmış, bireysel olarak bir görüşme yapmıştır. Görüşmenin öncesinde genel başkanımızla bir değerlendirme olmuştur. Görüşmeden sonra da neler görüşüldüğüne dair kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Daha sonra yine özel kalem müdürü marifetiyle yapmış olduğu açıklamada kamuoyunda estirilen bu rüzgarın ortaya çıkan bu dedikodu atmosferinin doğru olmadığı ifade edilmiştir. Bizim açımızdan şu anda o fotoğrafla ilgili iki eski dostun ve iki önemli devlet insanının yapmış olduğu bir görüşme olarak değerlendirilmiş. O sayfa artık kapatılmıştır. Ama Turhan Bey yapmayın şimdi öyle açıklamaları oldu ki bir yanıyla da. Kimden? Mesela Uğur Poyraz'dan şöyle bir şey geldi. Yani Akşener bunu, bu e, görüşmeyi neden yaptığını kamuoyuna açıklamalıdır. Bir hatırlatma daha yapacağım. <laughs> Mesela Musavat Dervişoğlu son grup toplantısında Şöyle ifadeler kullandı. İyi Parti'de bin odasında bin fitne mumu yanan ve sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yoktur. Bizim siyasetimiz, siyasetimizde tutulacak tekel milletimizin nasırlı elleridir. Unutmayın ki saray onlarınsa meydanlar bizimdir ifadesini kullandı. Ee, mesela bu üstü kapalı Akşener'e bir cevap olarak yorumlandı. Ya da Akşener'e yakın işte Burak Akburak'ın açıklamaları gündeme geldi. Yani tüm bunlar varken bu kadar gerçekten hani e, naif bir şekilde bu görüşme az önce tanımladığınız şekilde mi değerlendiriliyor? Aynen öyle değerlendiriliyor. Bunu bütün yüreğimle bir bir kamuoyu beni gayet iyi tanır. Ben Tabii öyle. sözlerinin arkasında duran, dobra dobra konuşmayı seven birisiyim. Bakın Uğur Bey o konuşmayı yaptığında ...saraydaki bu temasın detaylarıyla ilgili bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Vardı. Bunların hepsi evet. reddedildi. Ee, özel kalem müdürü tarafından, Sayın Akşener'in özel kalem müdürü tarafından hepsi reddedildi. Dolayısıyla konu bizim için kapandı. Uğur Bey'in kafasındaki soru işaretleri ki haklı tarafları da vardı bunları sorarken... ...tabiatıyla onlar da izah edilmiş oldu... Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bu tartışma bizim artık tamamen gündemimizden çıkmış durumda. Kaldı ki yani konuşmamızın başından beri Özgür Bey'in Sayın Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmeleri konuştuk, tartıştık. Ee, yani bunun bu kadar tartışılmadığı bir atmosferde Sayın Akşener niye görüştü, niye görüşmedi tartışması artık gündemimizin dışındadır. Ama